Kırsal Kalkınma Programı kapsamında hazırlanan projelere 488 milyon 772 bin euro hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kırsal Kalkınma Programı'nın 12. başvuru çağrıları başladı. Program kapsamında hazırlanan projelere 488 milyon 772 bin avro hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Deniz İl Koordinatörü Ümit Dağdeviren, desteklerden yararlanacak olan girişimcilere yönelik kahvaltılı tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıya Vali Abdülkadir Demir ve Denizli Belediye Başkanı Osman Zoran da katıldı. Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Deniz İl Koordinatörü Ümit Dağdeviren, destekler hakkında bilgi verdi. Girişimcilerin kendilerini tek tek tanıtmasının ardından söz alan Belediye Başkanı Osman Zolan, ilimizin kalkınması adına bu desteklerin önemine değindi. Vali Abdülkadir Demir de girişimcilere tebrik ederek ülkemizin kalkınması için yapılan bu yatırımların önemli olduğunu kaydetti. Konuşup değerlendirmek istiyoruz sizlerle birebir. Tabii biz yatırımcıların başlama aşamasından bitiş aşamasına kadar tüm yatırımcılarımızla tabiri caizse arkadaş olmak istiyoruz. Neden? Sizler Denizli ekonomisine katkı sağlayacaksınız, istihdam sağlayacaksınız ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaksınız. Bu bizim için. Bu Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme'nin 12. çağrısı daha önceki çağrılar olduğu gibi başarılı geçsin. Benim temennim odur. Burada tabii ki il bazında herhangi bir limit olmaması sebebiyle ben tüm Deniz'deki yatırımı arzu eden vatandaşlarımızı, girişimcilerimizi ben bu kırsal kalkınma fonunun başvurulmasını ve talep edilmesini arzu ediyorum. Çünkü yatırım demek iş demek, yatırım demek üretmek demek. Ancak biz ülkemizi, şehrimizi üreterek bir yerlere getirebiliriz. Ancak insanımızı istihdam alanları yaratarak mutlu edebiliriz. Bunun farkında olarak Denizli'miz zaten girişimcinin olduğu ve sanayinin olduğu bir alan. Aynı zamanda turizmin olduğu bir alan. Ama tarımda da çok büyük imkanlara sahibiz. Çağrılar başladığında yaptığımız zannediyorum 4. kahvaltı değişik iş adamları gruplarıyla. Bu kahvaltılarda amaç özellikle o çağrı döneminde yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarımızla değerlendirmek, onlarla ilgili kamu kurumlarının çalışma sistemlerini izah etmek, varsa bir problem, onunla ilgili çözüm yollarını birlikte değerlendirmek, hem de bu vesileyle sizlerle tanışmak ve sizleri bu işe daha fazla yüreklendirmek düşüncesiyle yapıyoruz. Sadece bu işin içerisine girebiliyor. Yani kendi parası olan, kredisini tamamlayan bu işi başaracak olan iş adamlarımız giriyor. Dolayısıyla da sonuçta da böyle başarılı neticeler alıyoruz.